Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet'le yaşıt olan bir gazetedir. Cumhuriyet gazetesi Türk medyasının akademisidir. Cumhuriyet her dönemde doğruları yazmakta kararlılıkla yoluna devam etmiştir. Her baskıcı dönemde de bedel ödeyen tek gazete vardır, o da Cumhuriyet'tir. 12 Eylül bedel ödemiştir. 12 Mart bedel ödemiştir. Gazeteciler zindanlara atılmıştır, işkencelerden geçirilmiştir. Cumhuriyet hep bedel ödedi ama hep var oldu. O diktatörler, baskıcı yönetimlerin hepsi gitti. Hepsi tarihin çöplüklerinde olmuş. İki gazeteci arkadaşımız MİT tırlarıyla ilgili haber yaptı diye şimdi Silivri zindanlarında bekliyorlar. Tecritteler. Değerli arkadaşlarım, gazeteci kimdir diye şöyle bir baktım. Bir yazıda aynen şöyle söylüyor. Gerektiğinde hükümetlere ve güç odaklarına karşı savaşı göze alan insan gazetecidir diyor. Neden gerektiğinde? Hükümet baskı yapar, haberi yazma derse gerektiğinde mücadele edecektir. Bazı güç odakları rahatsız olacak diye haber sansürlenirse ona karşı da direncini koruyacaktır ve savaşacaktır. Gazeteci dediğimiz budur. O nedenle gazetecilik dünyanın her tarafında en saygın, en tehlikeli mesleklerden birisidir. Ve gazeteci bedel ödemeyi göze alan kişidir aynı zamanda. Yanlış varsa basın yazacaktır. Birileri kapatmak isteyebilir, birileri örtmek isteyebilir, birileri haksızlığı, hukuksuzluğu görmezden gelebilir. Ama toplum adına, toplumun gözü kulağı ve sesi olan medya bunu dillendirmek zorundadır. Bakın şimdi Sayın Davutoğlu'na soruyorlar basın özgürlüğü konusunda. Verdiği soruya verdiği cevap. Soru soran gazeteci evine gidebiliyorsa o ülkede basın özgürdür diyor. Güzel. Peki soru soran gazeteci evine gidiyor da yazı yazan gazeteci, haber yapan gazeteci hapishaneye gidiyorsa o ülkede basın özgür müdür değil midir? Soru budur zaten. Basın özgürlüğü bizim kırmızı çizgimizdir. İtirazımız yok. Ama haber yaptı diye eğer gazeteciyi hapse gönderirseniz orada kırmızı çizgi falan sadece lafta kalmış olur. Tutuklanmalarını istemem diyor gazeteciler. Gayet güzel. Eğer gazetecilerin tutuklanmalarını istemiyorsanız gazeteciler tutuksuz yargılansın. Bunun yolunu açalım. Gerekirse bir yasal düzenleme yapalım. Biz kanun teklifi verdik. Siz de verin. İsterseniz biz kendi kanun teklifimizi çekelim. Sizin kanun teklifine destek verelim. Bakın bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Türkiye'yi bu demokrasi ayıbından kurtarmak zorundayız. Ve bir şey daha. Medya özgürlüğünü savunuyoruz. Güzel. Gazeteci arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. O da çok güzel. Ama bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Her birimizin sabah gidip baskı altında olan medyadan birer gazete satın almamız lazım. Demokrasi budur. Cevap vereceksen diktatöre bunun cevabı budur.